akşam ATV ekranında sizlerle buluşacak olan Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin yeni bölümünden önce geçtiğimiz hafta neler olduğunu birlikte hatırlayalım. Hamile olduğunu hastanede öğrenen Feraye, Ateş'ten bunu gizlemesini ister. Hamilelik durumu aramızda kalsın olur mu? Bu dört duvar sen ve benim aramda kalacak söz. Teşekkür ederim. Yok, teşekkür etmene gerek yok. Sen zaten böyle bir şey rica etmesen de söylemezdim ben. Bu senin özelin. Yaman haberi alır almaz hastaneye gelir ama Feraye onu dinlemek istemez. Yalvarırım yap. Ben seni bir daha görmek istemiyorum. Sesini duymak istemiyorum. Anladın mı? Git. Git, anlamıyor musun? Git. Feraye bak, lütfen. Benim yüzümden kendine zarar vermek istemediğini söyle, tamam mı? Lütfen söyle, öyle gideceğim. Evet. Evet, kendimi öldürmek istedim. Ölmek istedim. Anlıyor musun? Ölmek istedim. O evdeki bütün anılarla beraber kül olmak istedim ya. Aldın mı cevabını? Feraye karnındaki bebeğin babasını merak eden Ateş'e onu terk ettiğini ve başka bir kadına aşık olduğunu söyler. Ama baba olacağını öğrenince pişman olur belki. Asla bilmeyecek. Söylemeyeceğim. Niye? Başkasına aşık oldum, onunla evleneceğim diyen birine senden çocuğum olacak mı diyeceğim. Bence demirsin Feraye. O da sorumluluk abla. Hem baksana 12 haftalık dediler. Gebeliği de sonlandıramazmışsın. Ayrıca da kimle evleniyorsa evlensin, defolsun gitsin. Ama çıksın bebeğine soyadını versin, sana da destek olsun değil mi? Diğer tarafta Cemile'nin baskılarına dayanamayan Yaman, özensiz bir nikahla Aleyna ile evlenir. Yaman'ın Aleyna ile evlendiğini açıklaması Gülsoylar cephesinde şok etkisi yaratır. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Evlenmiş. Evlenmiş. Hem de bu kapla evlenmiş. Konuşsana oğlum. Ne bu rezalet? Ha? Ne bu? Anlatacak bir şeyim yok dedi. Evlendik bu kadar. Ana kız birlik olup nasıl kandırdınız oğlumu? Ne yaptınız? Ben ne yapmış olabilirim Gülfem Hanımcığım? Oğlunun başına silah dayayacak halim yok herhalde. Gençler sevmişler birbirlerini. Bize de büyük olarak ancak saygı duymak düşer. Biz? Biz mi? Bu kızı sevdiğin asla inanmıyorum. Asla. Başka bir şey var bu işin içinde. Başka bir şey. Başka bir şey. Feraye annesinin mezarına gittiğinde oradan geçen Ateş, genç kadının konuşmalarına şahit olur. Ateş, Feraye'yi üzen şeyi öğrenmek istemektedir. Ne oldu? Okul staj için İstanbul'a gönderiyor dedim. Hı hı. Abime. Gitmem lazım. Karnım büyüyecek çünkü. Ama kabul etmedi. Yani eğer gidersen babamı bakım evine yatırırız dedi. Gidin mi? Ne yapacaksın peki? Şu an sadece babamı düşünüyorum. Hamile olduğumu öğrenirse karnından ölür baba. Öldü zannedilerek suya atılan Bora kendini kurtarmayı başarır. Birileri tarafından bulunan genç adam hastaneye kaldırılır. Her yerde oğlunu arayan Vural sonunda Bora'dan haber almayı başarır. Ne olmuş Bora'ya? Baba, ne olmuş? Baba, konuşsana, ne olmuş Bora'ya? Bora Aksaray Devlet Hastanesi'nde, yoğun bakımda. Göl kıyısında yaralı bulmuşlar onu. O ana şahit olan Okan ne yapacağını bilemez ve panik olur. Ölmüştüm, nabzını kontrol ettim, ben atmıyordu. Korkunca panikledim mi ben? Sonra suya kendine gelip çıktı mı? Allah'ım, nasıl bir cezanın içindeyim ben?
Abim. Abi bir şey söyle ne olur, bir şey söyle. Lütfen, lütfen bir şey söyle ne olur. Hemen eve gidiyorsun. Pasaportunu al, arabaya atladığın gibi İstanbul'a, oradan da ilk uçakla yurt dışına, tamam. Gidemem abi, gidemem. Ben seni bırakamam. Bırakamam abi, ben seni aman abi. Okan, Okan vakit yok. Abi. Oğlum vakit yok. Bora yoğun bakımdan çıkmadan git buradan. Abi. Beni de kafana takma. Ben dedeme her şeyi anlatacağım. Gerekirse onlar da senin yanına gelirler. Tamam, ben her şeyi üzerime alacağım. Öldü sandı deyip göle attım diyeceğim, tamam. Ya ne tamam mı abi ya? Ne tamam mı? Ömer Gülsoy, Ateş'i baskılarıyla köşeye sıkıştırıp istediği kızla evlenmeye zorlamaktadır. İyice düşünen Ateş bir karar alır. Zor durumda olan Feraye ve kendisi için bulduğu çözüm evliliktir. İlk anda bu teklife sıcak bakmayan Feraye, bulundukları ortama Yaman'ın gelip hesap sormasıyla fikir değiştirir. Yaman? Hayırdır paşam? Bir arkadaşını görmeye gelmiş o. Hı? Sen neden buradasın abi? Ben. Yaman'a söyle istersen. Ne oluyor? Neyi söyleyeceksiniz? Feraye'ye evlenme teklif ettim, o da kabul etti.